Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Uyğur ösmürlərini assimilasiya qılış məktəb sırtıqımı kəngəytilməkdə. Xitayının Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayətinin əsaslıq nişanlarından bolğan yaş ösmürlər yasli və məktəblərdə məngüyüş məarifinin ziyankeşlikigə uçurğandan sırt məktəb sırtıdımı hər xil sınaq türlərigə qatnaşdırılıb xitaylaşış və qızıllaşışqa məcburlanmaqda. Xitayının Şərq Türkistandakı təşviqat orqanı Tağrıdağ torunun 28 avqustdakı xəbərində məlum bolışça Şərq Türkistandakı atalmış kommunistik yaşlar ittifaqı yaqınqı bir neçə il məbəynidə uçuq yoruq balı yaş ösmürlər ailəsi türü degan nom bilan məngüyüş assimilasiya qilish kommunist ideyasını sindirishni maqsad qilgan türlük faoliyatlarni o'tirg'i chiqargan. Xabarda qayd qilinishicha mazkur turga asosan Sharq Turkistondagi yosh o'smirlar atalmish yakki dilo mulozimati, qizil galistikliklar kichik darsxonasi, partiyaga talpingan qalb bilan to'rt tarixni o'rganish, kommunistik yoshlar ittifoqi tug'ilgan kuni faoliyati, millatlar ittifoqligi hissiyotini cho'nqirlashtirish faoliyati qatorliq besh turga majburiy qatnashadi ekan. Bulardan başqa Xitay tili bo'yicha tarbiyalash, qonun tashviqoti, Xitay madaniyati tarbiyasi, birlashma do'stlik faoliyati qatorliq 10 turni tanlab qatnashadi ekan. Bildirilishicha bu turga asosan hozirga qadar tamomlangan faoliyat jami 2963 maydon bo'lib, faoliyatga majburiy qatnashtirilgan yosh o'smirlar 43 ming odam qatimdan oshgan. Mazkur tur 2018 yili Urumchi shahridagi ikki mahallada nuqtaliq sinov qilingan bo'lib, bu yil tur doirasi 40 mahallaga kengaytirildi ekan. Shundoqla Urumchi markaz qilinib, Sharq Turkistondagi butkul viloyat oblast shaharlarida umumiyuzlik ijro qilindi ekan. Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir qismi sifatida yosh o'smirlarni ona tili yiziqidan, e'tiqodidan madaniyatidan mahrum qilib kelayotgan bo'lib, assimilyatsiya siyosatini turli usullar bilan kuchab ijro qilmoqda. Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonunining unumi bo'ldimi? Amerika hukumatining Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonunini ijro qilayotganiga bir yildan oshgan bo'lib, Amerika tomojna tarmoqlari bu jarayonda 1,5 milliard dollar qimmatidagi mollarni tutib qolgan. Ammo bir qism shirkatlar yanada bu qonundan agib o'tishga urinmoqda ekan. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonuni rasmiy ma'qullanib, ijro qilinishga boshlagan bir yildan ortiq vaqtdan buyon Amerika tomojna va chegara qo'g'lash idorasi Sharq Turkistondagi majburiy amgakka chetishlik deb qaralgan jami 1 milliard 400 million dollar qimmatidagi molni tutib qolgan. Ammo butun dunyo miqyosida avtomobil ishlab chiqarishdan quyosh energiyasi mahsulotlarigacha bo'lgan turli sohalarda yanada majburiy amgakka chetishlik ahvoli mavjud ekan. Analizchilar bu vaqtda to'xtalib, bozorning zo'r ehtiyoji bo'lsa-da, yanada bir turkum kishilarning xatarga tavakkul qildiganligini, shirkat korxonalarningmi mahsulotning ishlab chiqarish o'rnini o'zgartirishga o'xshash usullar bilan Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonunidan ayib o'tishga urindiganligini ta'kidlashgan. Xabarda qayd qilinishicha, Angliya Sheffield Hallam universitetining Helena Kennedy xalqaro adliya markazi yaqinda Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan quyosh energiyasi mahsulotlarini sotib olishga aloqador baholash dokladi e'lon qilgan. Dokladga asoslanganda, Amerika hukumati ijro qilayotgan Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonuniga qaramay, dunyodagi mutlaq ko'p qism quyosh energiyalik batareya taxtalarining mutlaq ko'p qismi yanada Sharq Turkistonda ishlab chiqarilmoqda ekan. Quyosh energiyalik mahsulotlarini ishlab chiqaradigan bir qism shirkatlar Uyg'ur majburiy amgakini cheklash qonunining ta'siriga uchirmaslik uchun faqat Amerika bozori uchun la Sharq Turkistondagi majburiy amgakka chetishlik bo'lmagan ta'minlash zanjiri qurib chiqqan. Ammo bu ularning ishlab chiqarish nisbatining nihoyat oz bir qismini egallagan. Amerika tomojna va chegara qo'g'lash idorasining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, dastlabki import cheklamasi asosliq kiyim-kechak, paxta, pomidor va ko'p kristallik kremniy qatorliq 4 xil mahsulotga markazlashgan. Ammo keyinchi yana to'kliq avtomobil batareyasi, dora, mashina zapchaslari va bir qism metallargacha kengaygan. Bu texnomo ko'pligan sohalarning Sharq Turkistondagi majburiy amgakka chetishlik ekanligini ko'rsatib berdi ekan. Mutaxassislarning bildirishicha, garchi Sharq Turkistondagi majburiy amgak mahsulotlarining Amerikaga kirishi qonuniy asos bilan to'sib qilingan bo'lsa-mu, Amerikaning ittifoqdoshlari bo'lgan Yevropa ittifoqi, Kanada va bir qism Latin Amerikasi davlatlari majburiy amgak mahsulotlarini rasmiy qonun turg'izib cheklash jihatida Amerika bilan mos qadamda ma'lumig'an.
Bu sebeplik mecburi emgek mahsulatları Amerika'dan başka devletlerge devamlı uçuk aşkarı import kılınıp kelgen. Amerika hükümeti tarafından makullanan Uygur mecburi emgekini çekleş kanuni buldur 21. iyundan tartıp resmi icra kılınışkı başlayan idi. Mezkur kanunga asasen mecburi emgek bilen alakası yokluğu ispatlanmagan takdirde Şarkı Türkistan'da ya ki Şarkı Türkistan'daki Xitay rejimine çetişlik zavod karxanalarda işlep çıkarılgan barlık mahsulatlar mecburi emgek mahsulatı dairesige kirgizilgen. Ve bu mahsulatlarının Amerika'ya import kılınışı çeklengen idi. Kızıl ejdiha vahimesi dünyadaki nüfuzluk taratkularının baş temesine aylandı. Oxşumagan tedbirler Xitay'daki iqtisadi faaliyetini kollaş kün tertibide bolsunmu, iqtisadşünaslar Xitay'nın eşiş mölcərini devamlı tövenge çürmekte. Bloomberg'nin bugünkü haberde bildirilişe, iqtisadşünaslarının Xitay iqtisadığı bolgan köz karışı künsir naçarlışı vatkan bolup, 2023 yıldaki oturucu eşiş mölcəri aldıngı 5.2%'den 5.1%'e tövelliyen. Mülkerdeki bu tüzütüş asaslıqı 3. pəsillik mülkerinin tövellişidin bolğan. İqtisadşünaslar bu pəsildə Xitayının eşiş mülkerini 4.6% oranığa 4.4% buluduğallıqını mülkerləş bilən birgə 2024 yıldaki eşiş mülkerini mu Xitay rejimi ilgiri sürgən 5%'lik nişandan yiraq halda 4.20% buluduğallıqını ilgiri sürməkdə. Xitayning kapital bozorini safarbar qilish qadamlari mo cheklik unumga ega bo'lib, Xitoy iqtisodiy bu yil 2-chi faslda harakatlantirgich kuchini yo'qotgan. Dunyodagi 2-chi cho'ng iqtisodiy gavda deb qaralayotgan Xitoy duch kelayotgan xirislar yer sharining iqtisodiy eshishiga besim elib kelgachga, navbatda qizil ajdaha vahimasi dunyodagi oldin qatordagi taratqularning bosh temasiga aylanmoqda. Texas 8 oy ilgari Xitoy iqtisodi uchun afsona qaytib kelyotdi. Halsırgan halde yukumdan kutulgan Xitay qattiq nöl yukum siyasetinden vazgeçip, xalqara sodu ve sayahat bilen dünyaya qaytı ulundu deb haberler yazılgan. Ve Amerika'nın aldığın Qatar'daki akıl amberi Xitay'nın 2030 yılı dünya iqtisadının yeni hocayınığa aylındığalıqını haber kılgan idi. Ama bunların hiç qaysi işqi aşmağan. Bu yıl 2-ci pəsildə Xitay iqtisadi hərəkətləndirgüç gücünü yoxatqan bulub, aldınqı ayda elan qılınğan sallıq məlumatlarda görüstülüşə, eksportun tövəllişi, parçası etişinin aciz buluşu və pahalı çalığı çüşüb qalğan öymülük kəsbi Xitay iqtisadığı təsir görsətkən. Xitay rejimi iqtisadını ravajlandırış üçün bu ayda pul muamili bazarı islahat yürüşlük planını elan qılğan həm də ösüm nisbitini mülkərdikidən tövən qılğan. Şunaqda mı çıxım yenilə əsliki kilalməgən. Eksport tövəlligən istimalçılar bahası aldınqı ayda tövəlligən. Angliya iqtisadşünas jurnali bu həftədəki müqavəsini Xitayğa ayırğan bulub, Xitay rejimi rəisi Xi Jinpingni Xinin məğlub bolğan modeli mavzuluq baş məqaləsi bilən qattıq tənqid qılğan. Jurnal yer şarı tavar bazarıdaki vahimini xulasılab, Xitay dünyadaki neftinin 5'den birini pişiklanğan mis, nikel ve siniknin yerimini, tümür rodisinin 5'den 3 kısımını istimal kıladığan devlet işgallikini oturgu koygan ve Xitay rejiminin qaytı-qaytı hatalıq sadır kılıvatqallıqını ilgiri sürüp, bunun sebep bolsa Xitay komünist rejiminin emdi kıskı müddetlik terakiyatı kızıqmayvatqallıqı Xi Jinpingning Xitayning Amerika bilen iqtisadi ve harbi cihette devamlı tuqunuş içide buluşu kereklik ishindiganligi ekanligini ta'kidlagan. Xitoydagi eng cho'ng chet el korxonalarining biri bo'lgan Basfning xo'jayini Martin Bruder Muller Xitoylar baxtsiz va hukumatga ishonmaydi. Ular bolalarining o'qishiga nurg'un pul xashlaydi, ammo eng yangi ishsizlik nisbati 20%. Ular uy-mulkda nurg'un ziyon tortdi. Hozir ular xajlashdan qo'rqdi degan. Germaniya ximiyalik buyumlar shirkati Evonikning mudiri Markus Shuch Kuruluş kəsbi krizisi duç geldi. İşsizlik iğir məsələ. Xitayning əsliga kelişi nəhayət asti ilgirləməkdə digərlərini bildirgən. Növbəti Xitay istimalçıları və karxanaları Xitay rejiminin çünqur iqtisadi məsələlərini tunuş və həl qılış iqtidarıqı bolğan işəncisini yoxutuvatqan bolub, əgər Xi Jinping bu nigizlik məsələni həl qılmasa, başqı tədbirlərinin bu yüzünlüşünü toxutuşqı təsir körüstəlməydiğallıqı ilgiri sürülməkdə. Yevropa İttifaqı əməldarı Yevropa İttifaqını 2030 yılıqıcı kengaytıdığalıqını bildirdi. Yevropa İttifaqı kengaytı rəisi Charles Michel 27 əzası bolğan Yevropa İttifaqının 2030 yılıqıcı kengaytı üçün təyarlı qılışı kereklikini bildirdi.
Yevropa İttifaqı Kengeşi Raisi Michel Sloveniyada çağırılgan Bilit Strategiya Münbirdeki sözü jarayanında Yevropa İttifaqının kengeşi toğrusu toxtalgan. O, Gərbi Balkan dövlətleri Ukrayna ve Moldaviyanı tilga elip Yevropa İttifaqının kengeydigan paytının kelgenlikini eskertgen. Ama kandidatlıq müddeti en uzun bolgan Türkiyeni tilga almagan. Michel inixsizlikni tügütüp, xırıslar bilen samimi ve uçuk aşkarı yüzleşidigan payit geldi degen. Ve Gərbi Balkan rayonuğa bunundan 20 yıl ilgiri Yevropa İttifaqı qarışının sunulganlıqını eskertip ötgen. O yana Rusya bilen uruş kılıvatkan Ukrayna haqqıda toxtulup, Moldaviya bilen Ukrayna'nın 2022 yılı 6. ayda Yevropa İttifaqı'nın kandidat devletler salahiyetine erişkenlikini bildirgen. Ve sözünü devamlaştırıp, biz şencilik buluşunu xalaydıkanmız, vaqt cedeveli ve özümüzden tapşırıqları haqqıda mı sözleşimiz gerek. Mən bir tavsiye süpüdü şunu demekçimen ki, biz Yevropa İttifaqı strategili karalmasıqı tayarlı kılıvatkanda özümüzden eniq nişanını bekitişimiz gerek. Her iki taraf 2030 yılıca kengeyiş üçün tayarlı kılışımız lazım, degen. Michel, Yevropa İttifaqının hazırkı azalırıqı xitap kılıp, Yevropa İttifaqının kengeyişinin asan emeslikini oturgu koyup, kengeyiş bizden siyasetimiz, programmalarımız ve hamkotumuzu təsir görüstüdü. Siyasi islahat ve siyasi cesaret talep kılıdı, degen. Növette Gərbi Balkan rayonundaki Albaniya, Qaradağ, Şimali Makedoniya, Serbiya bilen birlikte 1999 yıldan buyan Türkiye 2022 yıldan başlap Ukrayna bilen Moldaviya Avrupa İttifaqı kandidat devletler qatarıdan orun almaqta. Bosniya, Gersegovina, Gruziya ve Kosova bolsa bolğusi kandidat devletler hesaplandı. Türkiye harbi əməldarı Azerbaycan ve Şimali Siprus'ta ziyaratı buldu. Azerbaycan Prezidenti İlham Aliyev Baku'da ziyaratı bulvatkan Türkiye Armiyası Başştab Başlığı General Polkovnik Metin Gürak'ını kabul kıldı. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Azerbaycan Prezidentlik Mahkemesi bayanat ilan kılıp, Prezident İlham Aliyev bilen General Metin Gürak'ın uçuruşuda Azerbaycan bilen Türkiye otursudaki dostluk ve kıyrındaşlık münasebetinin her sahadaki okşaş harbi sahadımı muvaffakiyetlik terakki kılgallıkının tekitlengelikini uxturgan. Bayanatı görüstülüşçe uçuruşta Azerbaycan bilen Türkiye harbi organlarının ünümlük hemkarlıkını emelge aşırganlıkı Azerbaycan armiyesinin 2. Qarabağ uruşuda namayan kılgan yukarı kesbiliki ve kahramanlıkı əsləb ötülgen. Şimali Siprus Türk Cumhuriyeti Prezidentlik Mahkemesi mu Metin Gürak'ın ziyareti hakkıda bayanat ilan kılgan bulup, Prezident Tatar Şarkı Akdeniz'deki Türk Devleti Şimali Siprus Türk Cumhuriyeti'nin nefit, tabii gaz ve başka bihaterlik meseleleri bilen denizdeki oranını yukarı götürgenlikige işaret kılıp, Siprus'ta bir kilişim tüzüldüğün bolsa, Şimali Siprus Türk Cumhuriyeti'nin o kilişimden bir parçası buluduğallıkını tekitligen. Türkiye Armiyası Başştab Başlığı Gürak mu kütüveliş yığındaki sözü de Siprus Türkiye'ye nispeten bir devlet meselesi hikayelikini tekitlep, özlerinin her vakit Siprus Türklerinin yendi durduğallıkını, Siprus Türk halkını ve onun hakkani davasını kollaşını devamlaştırduğallıkını bildirgen. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ertki programımız görüşükçe, aman boğayızlar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.